Sana defalarca söyledim Zeyn. Ne zaman sözümü dinlemediysen başın hep derde girmiştir. Yine aynı şey oldu. Sana dönme dediğim halde niçin geri döndün? Sözlerimin artık bir değeri yok mu senin için? Bu kadar mı adam oldun sanıyorsun? İlgisi yok anne. Aslında gidiyordum. Ama yolda telefonumu burada unuttuğumu fark ettim. O yüzden de geri döndüm. Ama biliyorum, Alya'nın odasına öyle gizlice girmemem gerekirdi. Fakat bu kadarı fazla değil mi? Neden beni suçluyorlar? Ben ne hata yaptım? Çok komik bir iddia. Alya ile ilişkin var diyorlar. Bana! Karşılıklı nefretimiz o kadar büyük ki birbirimizin yüzüne bile bakmadığımızı bilmiyorlar. Ömrüm boyunca 3 insanı hep kendime çok yakın buldum. Fahad, Zeyn ve sen. Üçünüz de benim için çok değerlisiniz. Benim evimde büyümemiş bir kız olsan da hakkındaki en ufak şey için bile önce benden onay alınmıştır. Bugün burada olanlar anneni ve babanı ne kadar derinden üzdüyse beni de o kadar üzmüştür. Şimdi sana bir şey sormak istiyorum canım. Seninle Zeyn arasında herhangi bir... Asla yok dayı. Bu doğru olsaydı hayatım boyunca yüzüne bakamazdım. O halde bütün bunlar nasıl olmuş olabilir? Nerede hata yaptık? Her şeyin tek sebebi büyük bir yanlış anlamaydı diye. Zeyn'in ısrarla Alya'ya aldığı bir şey. Davranışları durumu o kadar kötüleştirdi ki sonuçları buraya kadar geldi. Zeyn mi? Ben de hatalıyım. Çünkü Zeyn'i Dilşan'la karıştırdım. O olduğunu sanıyordum. Dilşan Ahmet bu demek. Cevap verecek misin? Evet mi, hayır mı? Dilşan. Alya, bugün çok güzelsin. Sağ ol. Gidelim mi, ne dersin? Olur. Enfes olmuş. Ne dersin? Annenle baban da beğenir değil mi? Kesinlikle. Aklından ne geçiyor? Geleceğimiz için nasıl bir şey planlıyorsun? Annem yaptığın kurmayı çok beğendi. Becerikli kızmış diyor. Sen de yemiştin, hatırla. Ben ne zaman yedim? Nerede kaldınız? Zeyn nerede? Zeyn kim? Kim olacak? Zeyn işte, Osman dayının oğlu. Ne oluyor? Emniyette müfettişe ne söyledin? Bütün soğukkanlılığımla bir ricada bulundum sadece. O da bizi bıraktı. Zeyn'le ben çocukluğumuzdan beri anlaşamayız dayı. Birbirimizin yüzünü görmek bile sinirlenmemiz için yeterliydi dayı. Bugün de değişen bir şey yok. Ama bu defa Zeyn bütün sınırları aştı. Bu evliliğin bozulması kaçınılmazdı. Talep ettikleri paradan sonra imkansızdı. Ama Zeyn bunu nasıl yapabildi? Onun Dilşan olduğunu sandığımı biliyordu. Bunu bildiği halde odama gizlice nasıl girebildi? Böyle duygularımla oynamak zorunda mıydı? Polis merkezinde ne diye nişanlısı olduğumu söyledi ki, buna ne gerek vardı? Buna mecburdum. Buna mecburdum. Bunu yapmasaydım ikimiz de geceyi nezarette geçirmek zorunda kalırdık. Yani beni suçlama. Her ne olduysa hepsinden sen sorumlusun. Sana doğruları söylemeye geldim. Bu benim de hatam. Sana git, Bhopal'in tadını çıkar demiştim. Vay be oğlum. Bunu gerçekten eksiksiz yapmışsın. Osman Bey, sen ne... Suraya sen karışma. O benim gururumu incitti. Ona olan inancımı yerle bir etti. Sen de biliyorsun. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım çünkü daha önce hiç kimseye bu kadar inanmamış, bu kadar güvenmemiştim. Fahad da benim oğlum. Ama sen benim zayıf noktamdın. Okulda başarısız oldun. Üniversitede başarısızsın. Birçok hata yaptın ama hepsini görmezden geldim. Affettim. Çünkü bir gün bu hayat yolunda başarılı olacağını, sınavı geçeceğini düşündüm. Seni bu eve beni temsilen gönderdim. Benim adıma. Osman Abdullah'ın saygı duyulduğu, hürmet gösterildiği bu eve. Bu masum kızın başına gelenlerden sen sorumlusun. Sen Gulan Bey'i ve kardeşim Şaban'a halanı incittin. Baba. Hayır. Tek kelime etmeyeceksin. Daha fazla yalan dinlemek istemiyorum. Ben bir karar verdim. Ve herkes buna uymak zorunda. Benimle gel. Osman Bey, oğlumuzu gülünç duruma düşürüyorsun. Başına gelenlerin sorumlusu kim biliyor musun? Suçun kimde olduğunu. Tek suçlu odur. O yüzden bunu o telafi edecek. O Alya'nın mutluluğunu mahvetti. Adımıza leke sürdü. Bedelini de yine o ödeyecek. Şimdi, bugün Alya ile evlenerek. Olanların tek suçlusu o. O yüzden yine o telafi edecek. Alya ile evlenerek. Aşkı her